Hocam bir şey daha soracağım. Biz mesela bize siz bir koreografi yaptırsanız bizim ne kadar zamanda bir şeyler ortaya koyabiliriz? Yaptırmıyorum. Ya bir dakika bir soruyorum ne kadar zamandır ortaya koyabiliriz? Diyorum. Yani bu biraz aslında bakarsanız benim size sormam gereken bir soru. Siz buna ne kadar çalışırsanız sorusu çıkıyor ortaya. Siz ne kadar çok çalışırsanız o kadar çabuk çıkartırız. Bu tamamen şartlarla da alakalı. Biraz da buranın uygun olmasıyla alakalı. Hayat şartları, İstanbul'da yaşıyoruz. Buraya gelirken, buradan giderken ki yaşadığımız şeyler bunu çok etkiliyor. İster istemez. Yani biz şunu da görüyoruz. İlginç bir konuya gidecek. Yani bu koreografiyi bu yarışmacılara İstanbul'da verseydiniz daha farklı sonuçlar alırdınız. Orada verdiğiniz için o anki şartlarda daha farklı sonuçlar alırsınız. Bu nedenle şartlar çok şeyi değiştiriyor. O yüzden siz buna ne kadar çalışırdınız? Benim ne kadar hızlı kaptım biliyorsun hocam. Sen çok anında. Ezber. Bir de zorluyor. Hadi bir daha. Bence yarışmacılar çok keyifli bu işin içine girmişler. Bence İstanbul'da bu kadar keyifli olmazdı. Bence de. Orada daha çok kendini. Orada daha konsantreler. Kesinlikle. Mesela Ersin ne dedi? Oyunlara giderken kadınlar dedi en son geliyorlar dedi. Dans deyince dedi önce arabaya biniyorlar dedi. Yapacak başka hiçbir şey yok. En güzel aktivite o yani orada. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Birleşme Partisi olacak ya Allah'ın izniyle. Birleşme Partisi'nden önce hocam bize bir 5-10 gün bir şeyler versin. Evet. Yani Birleşme Partisi'nde evet, biz de onu gösterdik. Evet işte ben evet. Bu zamana kadar hep şarkı yarışması evet. Yaptık. Bu sene bu sefer de dans yapalım tamam, yani. Hocam, sene... hocamla iletişime geçelim. Nisan duydun mu? Hocam o zaman... Ben Murat abiyle dans edecek miyim? Evet. Burada... yani hocam şöyle biz bir koreografi yapmak istiyoruz. Birleşme Partisi'nde. Evet. Bizi hazırlayın. Evet hocam. Bizi güzel bir şekilde sokun paketleriz yani. Yani. Çok okay. Dördümüz bir yarışma yapalım. Evet. Kim birinci olacak? Yani siz biraz önce. Hayır. Yani. Öyle değil mi? Dördümüz değil abi. Dördümüz kim? Değil abi. Hep biz beraber. Bir ben de net hep beraber. Hep birlikte bir performans yapalım. Hep beraber performans. Bir performans tamam, yapalım. Hocam güzel. Bravo. Burada. Canlı yok uzayda yani. Hocam nerede hocam? Şey, alan burası mı yani? Evet. Burası. Aa, burada. Ve şey çok önemli. Uzaya da çıkarız abi. Çıkarız. Ve şey çok önemli. Bence bu koreografiye, bu şova herkes bir şey katmalı. Murat abiden de birkaç hareket. Senden de birkaç hareket. Eyvallah. Ben de birkaç hareket. Hanzade zaten yapmaz evet. Olmaz. Biz beraber koreografimizi beraber yapıyoruz. Evet. O bir hareket ben bir hareket. Ben buna çok açığım. Tamam. Beraber yapmalıyız. Çünkü burada Murat abinin tecrübeleri. Seni gördüm. Arkada cool hareketler. Arnavut'un İnsanı yine menajer gibi kullanırız. Hayır, uzunlar erkek dans edebilir. Bazen bizde şey var, uzunlar dans edemez. Böyle bir ön yargı, erkekler dans edemez baskısı. Ben bunu çok yaşadım. Ama bunu da yıkacağız. Tamam, evet. O zaman birleşme o zaman Murat abi... İnsan iyi bir örnek, yıkılabilecek mi bakalım? İnsan yıkılamıyor çünkü. O zaman... İnsan çok iyi bir örnek bununla alakalı. Belli olmaz çünkü şey. İnsancığım hiçbir yere gidemezsin artık, bitti. Ben o işler geçtiğimiz senelerdeydi. Bu işler bitti artık. Bakalım Murat abi, biz Birleşme Partisi'nde yapacağımız koreografiye neler katabilir? Bir ön izleme yapalım. Sercan'cığım verelim. Bakalım neler katabilecek? Yine bak hocam ayakta alkışlıyor seni. Burada evet. Allah sana uzun ömür versin. Şey vallahi Allah sana uzun ömür versin. Biz bunu konuşuyoruz da beşli dansı. Peki Murat abi Survivor'da bir yarışmacıyla dans etmez mi? Orada bir performans. Niye olmadı böyle bir şey? Mesela bilmediğim için soruyorum. Ya görmek isterdim mesela. Yani inanılmaz çok iyi. Yani çok iyi. Ogeday diyoruz. Herkesi konuşuyoruz ama yani Murat abi orada hayal ettim. Çok dans olmadı ya Survivor'da. 2015'te birleşmede oldu. Ondan sonra aynen. Şarkı yarışmaları oldu hocam. Şarkı yaptık burada yine şarkı yarışmalarımızda burada yaptık evet. Yarışmalar. Orada ne yapıyorlarsa biz burada yaparız hocam. Aynen. Murat abi oyunculuk, şarkı, dans yani gerçek bir aktör. Hocam iki tane gerçek bir aktör. İki tane filmde oynadım ben. İki şişt filmim var hocam. Şişt yani çünkü şurada başlarken o bir bakıyor ya bana bakıyor. Bana birkaç hareket ver dedi. Birkaç hareket yapıyordum böyle yaptı. Bana bıraktı. Doğru geldi. Yan, ben ondan almaya başladım. Sonra geri doğru giderken o hareketi zaten orada ben yapamazdım. Yani yalnız, mikrofon düşmüyor ya. Evet, yalnız bırakmaz. Hayatta bırakmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız şu olmaz. O, hocamda da bir televizyon konuşma rahatlık değil mi? Var. Bir heyecansız. Var. Farkında mısın? Var. Hocam sanki böyle yıllardır bir televizyondaymış gibi. Var. Ama ben bir yarışma birincisiyim. Hayır yarışma ayrı. Tabii.
Televizyon işi. Evet, ben de yarıştım. O yüzden yarışma psikolojisini çok iyi biliyorum. Ben bir bir ulusal kanalda ilk yapılan dans yarışmasında birincisiyim. Ve oradan o yarışma psikolojisi... Jüriler kimdi? Söyleyebiliyor muyum? Söyle tabii ya, niye tabii. Ne olacak? Yani Uğur Kaneres, Tansu Atürk, Yonca Evcimik ve Asena. Hepsine çok selam olsun. Uğurkan abi canımız zaten. Sunucumuz da rahmetli, dünyalar güzeli, dünyanın en güzel kalpli insanı Huysuz Ecin'di. Allah rahmet eylesin. Yarışmaya birincisiyim. Ve çok, yani çok değerli bir insandı. Bana çok yardım etti. Ben çok duygulanıyorum gerçekten. Müthiş bir insan. Evet. Ay çok kötü oldum valla. Eyvallah. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Ve ben yarışma psikolojisini çok iyi biliyorum. Yarışmacıların psikolojisini ve orada yıllar aynı evde kaldık. Gerçekten belki aynı şartlar değildi ama yarışma şartlarıydı ve çok zordu. O psikolojiyi çok iyi bildiğim için çok iyi anlıyorum. Tabii kaç hafta boyunca. Şey hocam, benim demek istediğim o değil. Yarışabilirsin de televizyon, ekran apayrı bir şeydir. Sen ekran adamısın da, yani ekranda konuşmadan rahatlığın, bizde olan diyalogların falan bayağı güzeldi yani. Güzel, ben akıyor. Çok değerli. Ve devam ediyoruz efendim. Şimdi sevgili Berna Canbel'deyim performansı gerçekten yine dün gece damga vurdu. Hep birlikte izliyoruz bakalım Berna neler yapmış. Evet sevgili Berna da bütün hünerlerini gösterdi. Hocamı biraz tanıdıysam ben şimdi Ömer hocamı, iki şarkı konusuna değinecek diye düşünüyorum. Kesin. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Şimdilik yere gidince seni de götüreceğim. Partner erkek olsaydı. Aa sen ama komplecisin sen. Bunlar var. Güzel ekip olmaya başladı. O bir gelişme var değil mi hocam? Gelişme var. Buyurun Berna ile ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Berna şahsi görüşüm söyleyeyim. Bana göre benim favorimdi yani. Ben Berna'nın birinci olacağını düşünüyordum. Yani izlerken öyle bir kanaat getirdim kendi kendime. Tabii ki herkesin fikri ayrıdır. Saygı duyarız. Ama tabii ki sonunda da Acun Ilıcalı yine kendine yakışanı yaptı. Ve Berna'yı da orada... Dedi ki sen de gidiyorsun dedi. Süper, tabii tabii. Harika. O gerçekten inanılmazdı. Benim tüylerim diken diken oldu. Berna ağladı, ben de ağlıyordum az da. Çünkü onun hakkıydı yani bence. Hani oraya gitmek hakkıydı. Çünkü performansı iyiydi. Ama Acun Ilıcalı'nın son jesti, son hareketi de gerçekten takdire şayan. Bu yüzden de ben çok mutlu oldum Berna'nın da bu seyahate katılmasına. Çünkü hakkıydı diye düşünüyorum. Buyurun. Kesinlikle anın akıyla seyahate katılıyor. Ben de çok mutluyum Berna adına. Çok güzel dans etti. Seyirci olarak yorumlamam gerekecek olsa şöyle derdim, ben ilk dansını çok beğendim. Yani ilk şarkı ve o ilk şarkıya olan Berna'nın uyumu belki onu daha uzun izletse bize daha farklı durabilirdi. Yani ikinci şarkıda evet çok enerjik, çok güzel ama diğer yarışmacıların yaptığı performanslara daha yakındı o şey olarak, koreografi olarak. Tabii ki Berna çok daha iyi yapıyor ama ilk dansı... Lirik dans mı diyebilir miyiz hocam? Takıl diyebiliriz evet. Evet yani o lirik dansı daha uzun yapsa hiç yapılmış bir dans değildi dün gece. Daha farklı bir sonuç alabilirdi o da bence. Ben halk şöyle değerlendirmiştir diye düşünüyorum. Tur abi de aynı şey olmuştur diye düşünüyorum aynı zamanda. Şimdi Tur abi ve Berna'yı dansçı olarak biliyoruz. Bu insanlar zaten bu işi yapıyorlar. Ve gerçekten onlardan çok iyi bir performans bekliyorsun ki yaptılar da, ikisi de yaptılar. Ama şimdi mesela bir Damla Can'la Yağmur diyoruz ya, onlardan beklemiyorsun. Öyle bir şey çıkınca o duyguyla puan veriyorsun onlara. Zaten onlardan, bunlardan bekliyorsun. Bir dansçı gözüyle bakıyorsundur diyoruz. Yoksa yani dansına da söylenecek bir şey yok. Hareketlerine de söylenecek bir şey yok. Bence tertemiz, mükemmel bir danstı. Gitmemesine gerçekten çok üzülürdüm. Çok hak etmişti bence de. Yani Acun abinin de aklına sağlık valla. Onu orada düşünerek canlı yayında bir anda pat diye helal olsun diyorum. Çok buyurun. Vicdanlı bir hareket bu arada. Yani iki tane farklı konu var burada. Çok güzel yerlere değindi arkadaşlarım. Gerçekten hani artık gerçekten profesyonel jüri olduk burada. Bana ihtiyacı yok, ben gidebilirim buradan sonra. Gerçekten şova gelin. Ansatürk duy bizi. Ve gerçekten acayip doğru yerlere değindi. Şimdi Berna'nın hiç yapmadığı, yani hiçbir yarışmadığının yapmadığı bir şey yaptı. Yani tam bir dansçı gibi düşünerek farklılaştırabilirdi orada. Birinci performansındaki duygu. Orada bir duygu yoğunluğu var. Lyrical dedim ama ona biz contemporary de diyoruz. Modern dans ya da çağdaş dansı diyorlar. Ufak tefek ayrımları vardır ama oraya girmeyeceğim, boğmayacağım insanları. Çok güzel bir gösteri, çok akıllıcaydı. O kadar duygusal, o kadar güzel gitti ki... Yani bir televizyon yarışması için çok akıllıca bir gösteriydi. Devam etmesi onu yukarılara kadar taşırdı. Senin dediğin gibi evet, dansçı oldukları için beklentileri çok farklı olduğu için... Beklenmedik yerdeki performansları halk farklı şekilde değerlendirdi. Bu da doğru. Ama ben o şarkıyı tümüyle kullansaydı ilk üçe gireceğini... Emindim ve bence de girmeliydi. Bence bu yarışmayı tabii ki de profesyonel dansçı olduğu için kazanabilirdi. Fakat burada çok önemli bir şey var. Bu bir dans yarışması programı değil. Yani bu bir spesifik olarak bir dans yarışması programı olsaydı, hip hop yarışması, latin yarışması, break dance yarışması olsaydı konuya bu şekilde bakabilirdik. Bu yüzden de bu tarz yarışmalarda jüri koltuğuna sadece bir
Dansçı oturtmuyoruz bazen. Bazen bir stylist oturuyoruz. Bazen işte Murat abi gibi bir uzmanını oturtuyoruz. Bazen İhsan, bazen Furkan. Bu yüzden yani farklı farklı alanlardan farklı insanları oturtuyoruz ki farklı bir şekilde görebilelim. O yüzden halkın oylaması çok doğru. Çünkü burada sadece bir dans yarışması değil bu. Bu bir şov yarışması. Bu yüzden de Berna kazanamıyor olması ve birinci olmuyor olması çok normal. Ama dansçı olarak değerlendirsen dansçı niye birinci olmadı? Çünkü bu bir dans yarışması değil totalinde. Ama orada duygusal olarak ya bu duygusal şarkıya devam etseydi çok akıllıca birinci de olabilirdi. Orada çünkü ikinci bölüme geçtiğinde böyle bir bakıyor, böyle bir karıştırıyor ister istemez. Çok zor. Yarışma psikolojisi gerçekten çok zor. O yüzden bir arada kaçırıyor, unutuyor. Tur abi gibi çok fazla şey yaparak aslında bakarsanız az puan oluyor. Aynı yerdeyiz yani. Ömer hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet abi, çok güzel sağlık, bir Ömerciğim. Programdı. Ağzınıza sağlık. Renk kattınız. Çok keyifliydi sohbet. Yani açıkçası ben Murat abiye katılıyorum. Hani bizim de masamızın sonuçta biz dördümüz uzun zamandır beraberiz. Sanki siz de bizimle birlikte berabermişsiniz gibi bu hissiyatı da bize verdiğiniz için. Bizi kırmadığınız için, buraya geldiğiniz için ve bize ders verme sözü verdiğiniz için. Evet, ondan sonra Allah kısmet ederse inşallah Birleşme Partisi'ni hocam bize hazırlayacak. Hocam bize hazırlayacak Murat abi. Özellikle akrobasi. Akrobasi ders vermek demeyeyim de beraber bir dans gösterisi. Beraber bir dans gösterisi. Hepiniz uzmanız alanında. Öncelikle ben teşekkür ederim. İnanılmaz samimisiniz. Çok sıcaksınız. Yani bu kapıdan içeri girdiğim andan itibaren beni karşılayan herkesle beraber beni kucakladınız ve yani hiç yabancılık çekmedim. Evet. Bu nedenle de o enerji geçmiştir diye düşünüyorum size ve bu beni çok mutlu etti. Özellikle zaten şovun başında Murat abinin etkisiyle hala etkiler. Unutamıyorum zaten. Çok gerçekten inanılmaz sıcaksınız. Çok teşekkür ederim. Ben Hanzade'ye de teşekkür ediyorum. Çünkü Ömer Hoca'nın buraya gelmesi fikri Hanzade'den çıktı. Eyvallah. Eyvallah. Ne demek? Bravo Hanzade. Vallahi çok doğru fikir. İstedim yani. Evet. O kadar jüri aldım. Hanzade'nin aslında ruhunda dansçılık var. Onu da göstermek de istiyor bence ama doğru zamanı bekliyor diye düşünüyorum. Hanzade çok iyi dans ediyor. O zaman Birleşme Partisi'nde yine ayrıca senin ekstra bir solo performansını da izleriz. Gösterişini solo koyarız. Murat abinin bir solosu olacak muhtemelen. Tabii. Murat abinin solosuz hiçbir şey yapamaz. Herkesin kendini öne çıkartacağı özellikler mesela. Geçecek böyle. Dur bir şovunu yapacak. Poz verecek. Bu arada çok özür dilerim yani uzatıyorum. Dansta durmak daha zordur. O yüzden sen zor olanı yapıyorsun. Vay. Yordine yaptı yapacağım. Evet. Unutmayın Michael Jackson sahneden çıkıyor bir şovunda var. Abi hatırlarsın. 15 dakika boyunca duruyor. Kıpırdamadan ve bugüne kadar alınmış en büyük alkış. Evet. Sürekli alkış alıyor. Biliyorum hatırlıyorum. İnsana söylenmemesi gereken bir şey. Söyledin hocam şu anda. Çünkü hiç kıpırdamayacak. Abi. Adam yani diyecek ki Michael Jackson durdu. Ben de durayım diyecek. Ben niye durmayayım diyecek. İyice fazla gaz verdi şu anda hocam. İnsan diyoruz. Efendim Ömer hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz.